Mutabakat oluşsun peşinden de e, o esnada da eğer ki muhataplarımız uygun pozisyonlara gelmezlerse de hüküm oluşturalım gibi bir dava görüyoruz. Şimdi e, az önce söylememin sebebi oydu. Ali Bey bunu çok daha iyi açıklayacaktır ama şimdi asıl olarak bu şeyle ilgili 3 hafta önce bu stüdyoda hatırlarsam Fatma bu tartışma gündeme geldiği zaman demişti ki Selahattin Demirtaş Kobani davalarında 52 kişinin katildir elinde kanı var onu mu savunuyorsunuz demişti muhatabımız burada hatırlarsanız biz de demişti ki Türkiye'de demokratik gösteri hakkı anayasal bir haktır. Yani o değiştirmeyi istediğimiz 12 Eylül anayasası dahi engellemediği bir haktır demiştik. De ki mahkeme kararı dedi ki bununla ilgili bir dahli yok. İkincisi 47 ayrı suçtan 42 yıl cezayla çarptınız. Şimdi bir terör davasında hangi terörle mücadele kapsamındaki yasayı alırsanız alın herhalde 2 yıldan aşağı başlayan bir cezası yoktur terörle mücadele kanununda. Şimdi 47 suçtan 40, 47 ayrı suçtan 40 yıl çıkması aşağı yukarı her, her suçtan şeyden galiba cezalar verildi. Asgariden verildi ki en alttan cezalar verilmiş olması lazım ki 42 yıl çıkması. Bu nasıl ileride hukuki sonuçlar doğurabilir onu Ali Bey az sonra bence çok daha yorumlayacaktır ama genel itibariyle baktığımız zaman Türkiye'de aslında şeyin söylediği o anlamda sırrı sürenin söylediğine ben katılmıyorum. Şundan katılmıyorum. Çünkü o dönem çözüm sürecinde hatırlayalım hükümet bir kanun çıkart Dedi ki bu süreçte yer alan hiçbir iktidar tarafındaki siyasetçiler ve bürokratlar geriye dönük bununla ilgili yargılanamazlar diye bir yasa çıkarttı. Hı. Ve nitekim ee, o meşhur dolma bahçedeki karşılıklı aynı bizim burada oturduğumuz gibi e, aktörlerin yarısı bu tarafta yarısı bu tarafta oturuyordu. Bu taraftakilerin hepsi sanık oldu. Bu taraftakilerin hepsi yoluna devam etti. Çünkü böyle bir yasal güvence onlara sağlamıştı. Ha, ama Türkiye'de şunu da biliyoruz. Yani bugünkü kanun yarın başka iktidar dinamikleri oluşur. Yarın başka meclis aritmetiği oluşur. O kanunu ihtiyaç edecek başka bir kanunla evet bunun gerekçesi haline getirilebilir mi? Getirilebilir ama ben böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Siyasi, yaratacağı siyasi sonuç ne olur diye bakarsak hani işin hukuki şeyine çok girmek istemiyorum. Yaratacağı siyasi, siyasi sonuçlar olarak ne, ne olur diye baktığımızda Ahmet Türk'ün bugünkü açıklaması çok ilginç. Diyor ki bir normalleşme bekliyorduk ama normalleşme olmadı. Ben birazcık da belki şu andaki atmosfere fantastik gelebilecek bir şey söyleyebilirim. Yeni bir çözüm sürecinin ilk adımı da olabilir kombani davasında çıkan kararlar. Ben böyle okuyorum şundan dolayı. O zaman aktörleri mi böldüler? Beraat edenlerle üzerinden yorumlamamız gereken başka bir konu var. İçeride kalması gerekenler ve artık o durumla aralarına bir set çekmeliler ve Kürt siyasi hareketi yolunu farklılaştırmalı. İktidar bu mesajımı mı verdi? Bence tamamen siyaseti devre dışı bırakacak bir çözüm sürecinden bahsediyorum. Hatta iktidar kanadını dahi bu işin sadece halkla ilişkilerini yürüten ama geri kalan her sürecin doğrudan istihbarat ve Kandil arasında süreceğini öngördüğüm bir çözüm sürecinden bahsediyorum. Yani burada siyasete geçtiğimiz ilk çözüm sürecindeki en büyük eleştirineydi. Meclis burada devre dışı bırakılıyor. Bu süreç mecliste olmalı. Bütün oradaki partiler bu sürecin hem parçası olmalı hem de müdahili olmalı, bilgisi olmalı deniyordu ve ısrarla iktidar meclisten bunu kaçırdı o dönemde. Yani bu sürece kendi bildiği yöntemlerle yapmaya çalıştı ve şu oldu aslında. Çok ilginçtir bunu ısrarla anlatmaya, hatırlatmaya çalışıyoruz da o dönem Selahattin Demirtaş'ın çıkışlarıyla ilgili sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesiydi hatırlarız Yalçın Akdoğan. Hani Beşir Atalay'dan sonra hatta bir dönem sürecin koordinatörlüğünü de yürütmüştü kendisi. Başbakan yardımcısı o dönem Star Gazetesi'nde şöyle bir yazı yazmış, Demişti ki ey Selahattin Demirtaş sen kim oluyorsun da Kandil ve İmral'dan bağımsız bir siyaset